haliyle, o mana diliyle, gönül diliyle, bakışlarıyla bana dedi ki, Bastamlı, sen beni hor görüyorsun değil mi, ben köpeğim diye. Yerdeki bir mahlukat, dört ayaklıyım diye sen beni hor görüyorsun değil mi? Benim suçum yok ki. Beni Allah yarattı, beni köpek vücudu olarak yarattı. Sonra bana Allah ruhumu verdi ve sonra beni kainata saldı. Bastamlı, siz bana bakıyorsunuz, beni hor görüyorsunuz. Bana köpek diyorsunuz, git buradan diyorsunuz, beni silkeliyorsunuz, beni canlı yerine koymuyorsunuz. Unutmayın, bana köpeklik vasfını veren Allah'tır Celle Celaluhu. Siz bununla Allah'a karşı yanlış yapıyorsunuz. Beni görünce hor görüyorsunuz. Bastamlı, Allah seni de insan yarattı, senin vücudunu yarattı, annenin rahmine koydu, çıktın oradan insan olarak çıktın. Sonra Allah sana insan vücudu yarattı, insan ruhu verdi sana. İnsanlar seni görünce saygı duyuyorlar. Beni görünce bana hoş git diyorlar. Bastamlı, unutma. Dileseydi Allah seni köpek yaratırdı. Dileseydi beni Bastamlı yapardı. İnsan yapardı. Bana böyle bak, bana hor görme. Hayvan bakışıyla köpek bana bütün bunları anlattı. Bunun üzerine ben dedim ki buyurun geç, yol senindir. Tıpkı Mevlana'nın dediği gibi. Hazreti Mevlana gidecekken Konya'da camiye, dar bir sokak, Konya'nın eski sokakları dardır bilirsiniz. Koca bir köpek bütün böyle o vadiyi kaplamış, öğle uykusunda Hazreti Mevlana da geçecek ama ya uyandıracak ya başka yollardan dönecek. Mevlana bütün edebiyle, bütün hayasıyla köpeğin başında, uykudaki köpeğin başında dakikalarca bekler. Belki bir tefekkür alemine dalar, Allah'ın o mahlukatına bakar. Ama kaldıramaz köpeği. Köpeği uykusundan edemez. Camiye gideceğim diye köpeğe eziyet edeceğim diyemez. Bekler dakikalarca, saniyelerce bakar. Köpeğin kendi kendine uyanmasını veya pozisyon değişmesini bekler. Mevlana bekler. Hazreti Mevlana'nın edep içinde köpeğin kalkışını beklediğini gören bir Müslüman gelir köpeğin yanına. Şöyle köpeğe hadi git buradan der. Şöyle bir köpeği silkeler ve köpek gider.